Uluslararası Mavi Hilal Vakfı'nın ortak etkinliğinde benim de çok fazla kişi gibi küçük yaştan beri hayranı olduğum Sayın Behiç Ak ile yazar söyleşisini birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi tabii bu kitabı yazarken edindiğim en büyük duygu vapur sevgisi. Mesela Fırat 1,5 ay süresinde tek başına nasıl kaldı? Nasıl geçindi öyle? Bu hikaye gerçekten yaşandı mı? Nereden katılıyorsun Nurdan? Hatay'dan. Meliha Hanım'ın yaşadığı villa gerçekten 100 yıllık mı? Çocuk kitapları vesaire yazması. Bu da sadece çok güçlü bir sevgiyle olabilir. Hocam yazar olmak nasıl bir duygu? Günümüzde herkes biraz mülteci, herkes biraz göçmen. Ana dilini iyi öğrenmiş olan bir çocuk yabancı dili de çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Buradaki temel mesele ana dil meselesi. Bu kitaptaki hikayeleri yazarken hangi duygularla yazdınız ve nereden ilham aldınız? Bu karakterleri nasıl yazdınız? Sıfırdan bir şey yaratmak çok keyifli bir şey, çok güzel bir duygu. Vapur görmeyen, deniz görmeyen ve İstanbul'u görmeyen çocukları hikayede geçen o boğazı, işte vapurları görme şansına erişirler ve birlikte hem İstanbul hem Kilis'teki çocuklar vapurun arkasındaki kitabı tekrar okurlar ve o gözle yeniden bu kente bakarlar. Ben de teşekkür ediyorum Mavi Hilal. Teşekkür ederim. Biz çok keyifli sorular sordunuz çocuklar. Çok da güzel okumuşsunuz ve resimleriniz de çok hoş.